İlyas'cığım canım benim. Evet. Ne kadar da güzel fotoğrafımı çektin benim öyle. Çok teşekkür ederim. Evet. Öyle güzel çekti ki yamuk. Fotoğraf çek... Ya çekindim. Şeyde çekindim. Neydi? Tahmis. Tahmis'te fotoğraf çekindim. İlyas'ım sağ olsun çok güzel çekti. Ama biraz yamuk çekti. Olsun. Hatıra hatıradır. Güzel oldu. Şimdi nereye geldik? Çelebioğlu. Çelebi oğulları. Buranın tatlısı çok güzeldir dedi. Şimdi baklavayı gömeceğiz. Biliyorsunuz ilk ısırıkları hep sizin için alıyorum. Yine sizin için alacağım. İçerisi böyle mis gibi. O zaman girelim ve yiyelim. Bülbül yuvası kalmamış. Onu çok met etmişti. Fıstıklı sarma yiyelim o zaman. Tamam yiyelim. Birerlerim. Şu çok güzel. Bir şey değil mi? Yani göstersem şimdi küfür edeceksiniz ama göstereyim ben size. Birerlerim şöbiyet mi yapmışsın sen? Çok şöbiyet. İyi durmuyor mu? Birerlerim şöbiyet. Hangi şöbiyetten istersin bak? Şundan mı bundan mı? Öbürü daha fena duruyor sanki. Hepsine istersen, keyfine kalmış. Hepsinden birer tane yesem muhtemelen ölürüm ben burada. O yüzden seçme nokta atışı olması lazım. Sana bırakıyorum. İşi bilen adam kaymak yanımda. Kaymaklı. Çok fena. Birerlerin de şu fıstıklı sarmadan ver. Öbür yuvasını böyle amorti eder. Tamam. Ya tatlı, şey tatlı diyorum. Tabak çok güzel görünüyor. Tabak çok fena, efsane. Bakın abi. O zaman biz yerimize geçelim ve merakla bekleyelim ve gömelim. Ben şöyle köşeye geçeyim. Rahat rahat oturayım. Sağ olasın. Yok, teşekkürler. Şimdi, buranın güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bakın burada ne var? Antep fıstığı veriyorlar. Tek elle yeme. Şimdi buranın en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Burada Antep fıstığı veriyorlar. Ve yiyoruz. Ben bir tane de tadını alamadığım için birkaç tane yiyorum. Ve şu an tatlının ilk ısırığını sizin için alacağım. Şundan başlamak istiyorum. Pamuk gibi. Çok lezzetli, harika. Siz de gelin, siz de yiyin. Sizin için yiyelim. Şimdi kapatıyorum ve kalanları yiyeceğim. Görüşürüz. Şöbiyet. Hayatımda yediğim en güzel şöbiyetti. Gerçekten inanılmaz lezzetli. Ve normalde şöbiyet insanı tıkar böyle büyüktür, şerbetlidir falan ya. Alakası yok abi. Benim yediğim şöbiyetlerle hiçbir alakası yok. Böyle şöbiyeti diye tıkasım çok iyiydi. Yani burada insan tatlıya doyamaz. Mükemmel. Böyle çay ikramı da geldi. Güzel yani aç karnı, aç karnı değil aslında. Hani yemek yiyecektik ama yemek yiyeceğimiz o nohut dürümü diye meşhur bir şey varmış. O yiyeceğimiz yer uzakta olduğu için biz dedik ki önce keyifli olanı tatlı yiyelim, üstüne yemek yeriz. Biz böyle bir seçenek yaptık. Tıkınmaya doyamıyorum. O zaman bir de torpil yiyelim. Şimdi bizim orada bu fıstık sarmasına torpil derler. Alabilirsem yiyeceğim. Torpil bakalım buradaki lezzet nasıl? Söylemeyeyim değil mi? En sonunda ne yapacağım biliyor musun? Tabağı yalayacağım. Çok güzel. Nasıl yürüyeyim? Ayıp olmaz. Bayağı iyi. Yani. Dedim ya tabağı yalamam için parmağımla yaladım. Çok güzel abi. İnanılmaz iyi. Yalnız benim favorim şöbiyet. O yüzden bir tane daha şöbiyet söyledik. Şimdi bir şöbiyet daha yiyeceğim. Şöbiyeti çok beğendim. O zaman... Abi içini göstereyim mi? Bakın. Kaymak var. Şimdi bu nasıl akacak biliyor musun? Lokum gibi gidecek. O zaman kaymaklı şöbiyeti bir daha sizin için yiyorum. Akıyor. Akıyor, akıyor. Hani dibini sıyır derler ya. Ben şimdi dibini sıyıracağım. Biraz garip olacak ama. Tamam dibini yalayacağım.
Yaladım abi, harbiden yaladım. Dibini de sıyırdım. Yalnız hakikaten buraya gelirseniz muhakkak Şelebioğulları'nda yiyin. Ben özellikle sordum, soruşturdum. Hatta İlyas da onayladı, kesinlikle dedi. Burada yemeliyiz. Sakalında kaldı mı? Yok. Ve biz buraya geldik. Gerçekten hizmet çok güzel, lezzet çok güzel. Affetmeyin, buraya gelin. Baklavalar bitti, antepler bitti. Hatta hani sıyır derler ya, harbiden sıyırdım. Tabağı yaladım yani, daha ne yapayım ben? Bitti abi, ama daha yerdim ben. Gerçekten çok fazla yerdim. Yiyeceğim çok fazla şey olduğu için mideyi dedim yiyeceğine doldurmayayım. Çünkü muhtemelen ben bu gecenin sonunda iptalim. Ama yemeye devam. Şimdi tarihi zincirli bedestene giriyoruz. 1718. Önce burayı bir göstereyim ben size. Bu şekilde. Az önce tatlımızı yedik. Ve bu konu hakkında bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar hesap almak istemediler fakat yine de bir miktar verdik. %60 bir indirim yaptılar. İkramları için yine de teşekkür ederiz. Değil mi İlyas? Aynen öyle. Çelebioğulları baklavaları. Güzel yaklaşımları için kendilerine tekrardan teşekkür ederiz. Ve yolumuza devam ediyoruz. Şimdi midem dolu ama şu nohut dürümü denilen mevzuyu ben bir tatmak istiyorum. Hep beraber bakalım. Tam yemeyeceğim, yarım yiyeceğim çünkü akşamına da farklı bir şey yemek istiyorum. O yüzden hadi yardıralım. Yoldan yürürken İlyas bahsetti de Gaziantep'in en eski camisi Ömeriye Camisi arkamda şu an. Şu gördüğünüz izlerin hepsi mermi izleriymiş. Cami bu şekilde. Bunu da göstermek istedim. Devam ediyoruz. Bu arada İlyas diyor ki nohut dürümünden daha fantastik bir şey var. Yer misin dedi. Koç yumurtası dedi. Bir dedim yemediğim taşak kalmıştı. Onu da yiyeyim ama yemeyeceğim. Ben sevmiyorum abi. Diyor ki bana YouTube... Gel. Çarpmasın. YouTube için yemez misin? Takipçi için yemez misin? Yemem aga. Vallahi yemem. Ha, Asya'ya gidince çok enteresan şeyler yiyeceğim. Eyvallah. Ama şu an yemeyeyim bence. Yemeyeceğim. Biz nohut dürümcüsüne gidiyoruz.